Diyeceğim. Şimdi AKP'nin bir Elazığ milletvekili var. Adı Zülfü Demirbağ. Diyor ki Zülfü Demirbağ, komünistlerde aile namusu diye bir şey olmaz. Bu kişi. Bunu unutmayın değerli seyirciler. Bu kişi. Bu kişi. Tam bir soğuk savaş ağzı. Utanmazca bu ülkede solcu, sosyalist olanları, bu ülkenin büyük, çok önemli bir nüfusudur artık. Onlar da aile namusunun olmadığını ileri sürüyor. Ben bu ülkede kendisini solcu, sosyalist, komünist, Marksist olarak nitelendiren herkesi bu şahıs hakkında dava açmaya, tam da deyim uygunsa hukuken gideceği yere kadar kovalamaları gerektiğini düşünüyorum. Hukuki yol. Böyle bir şey, bu zihniyet, bakın 1950'lerin, 60'ların soğuk savaş ağzıdır, faşizmin ağzıdır. Yalan ve iftiraya dayalı bir biçimde bunu söylemektir. Çalmak namus değil, namussuzluk değil. Yolsuzluk yapmak namussuzluk değil. Milleti soymak yolsuzluk yapmak namussuzluk değil. Vurgun yapmak namussuzluk değil. Ama komünistlerde aile namusu yok, öyle mi? Buna önce AKP'lilerin tepki göstermesi gerekiyor. Ama neymiş biliyor musunuz? Bu zat-ı muhterem bunu niye söylüyor? Değerli seyirciler. Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi Millet İttifakı'nın bir parçasıymış. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın da, Millet İttifakı mensuplarının da aile namusu anlayışı yok diyor. Bakar mısınız utanmazlığa? Bakar mısınız saygısızlığa, terbiyesizliğe? Bunun hesabını verecek. Bunun hesabını verecek herkes. Bunu söyleyenin siyasi namusu yok demektir. Yalan söylüyor çünkü. İftira atıyor ve yalan söylüyor. Şimdi kalkıp şöyle söylenebilir mi? Ensar Vakfı'nın yurtlarında çocuklara tecavüz ediyorlar. Şu ya da bu parti mensupları, şu ya da bu tarikat mensuplarının tamamı namussuzdur, tecavüzcüdür denilebilir mi? İktidar partisi mensupları, onların da aile namusu anlayışları yok. Enses ilişkiler var denilebilir mi? Bir aileden bir örnek gösterildiği zaman bu söylenebilir mi? Bakınız, bir felsefi tercihe mensup insanları böyle nitelendiriyorsunuz. Yalan ve iftira atıyorsunuz. Ben buradan komünist partilerine ve diğer sol ve sosyalist partilere çağrı yapıyorum. Bu adamın peşini bırakmayın. Sonuna kadar bu adamdan hesap sorun. Bakın, bu AKP milletvekili, bu şahıs, yani Zülfü Demirbağ özür dilemelidir. Milletten özür dilemelidir. Millet İttifakı mensupları bu adamın peşini bırakmamalıdır. Tam lafları söyleyeyim. Tam lafları söyleyelim. Millet İttifakı içinde yer almayan Türkiye Komünist Partisi'nin Millet İttifakı ortaklarından olduğunu öne sürüyor ve diyor ki bir de Komünist Partisi var Millet İttifakı'nın içinde. Komünistler de zaten namus anlayışı, aile namusu anlayışı diye bir şey yoktur. Aile namusu anlayışı olmaz diyor. Kesin hükümleri var. Çıkıp derhal özür dilemelidir. Demirbağ, Zülfü Demirbağ çıkıp derhal özür dilemelidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri kalkıp derhal özür dilemelidir. Milletten özür dilemelidirler. Böyle bir hadsizlik, böyle bir saygısızlık, böyle bir saldırganlık, böyle bir yalan, böyle bir iftira olamaz. Ben protesto ediyorum. Özür dilemek zorundadır millette. Böyle bir laf edilemez. Buyurun hocam. Evet, bir cümle. Adında komünist olan Türkiye'de birden çok parti var. Bu partilerin hepsi bu zata dava açmalıdırlar diye düşünüyorum. Bunların hepsini ahlaksız diyor. Böyle şey olur mu canım? Yani şunu göstereyim. Namussuz diyor hocam. Nasıl şeye döndü? Aile namusu yok diyor. Tabii tabii. Nasıl şeye döndü? Dine döndü? 1930'lardan filan yalan söyleyerek, yanlış örnekler. Faşizmin dili budur işte. Evet. Faşizmdir bu.
Aynı şekilde soğuk savaşa döndü. Komünizmle mücadele derneklerinden gelenlerin kurduğu parti işte bu. Böyle Vesayet rejimi budur işte. Evet. Şey kalınca, çaresiz kalınca tekrar dine sarıldı, tekrar mezhepçiliğe sarıldı, tekrar antikomünizme sarıldı, soğuk savaşa sarıldı. Küflü, küflü sloganlar bunlar. Paslanmış sloganlar. Geride kaldılar. Orta çağ artı bir. Evet. Soğuk savaş dili, faşizmin dili bu. Evet. Buradan bu adamlara, bu zihniyete vesayet rejimini yıkıp Türkiye'ye demokrasi getirecek diye destek olan yetmez ama veçli, liberal, sol liberal, dönek solcuların hepsine hediye olsunlar. Gördünüz mü? Özgürlükçü rejimi, demokratik rejimi. Vesayet rejimi diye aşağıladığınız rejimde bunlar yoktu işte. Ki o rejime karşı da biz mücadele ettik. Sonuna kadar hem de. Diğer taraftan hocam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne onu artık yarın değinelim. Evet. Karşı birisinin görümcesi terör örgütü davasından yargılanıyor diye şimdi sizin görümceniz ya da benim görümcem. Görümce tam ne oluyor? Akrabalık var. Görümce kadın bir kadın o herhalde. Evet. Çünkü kadın... Eşinizin şeyi mi evet. oluyor? Evet. Kız kardeşine mi görümce evet. deniyor? Evet. Evet. Ya birisinin görümcesi bir terör örgütü davasından yargılanıyor diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçluyorlar. Şimdi Murat Taylan söyledi sabahtan. Ne yapacağız diyor Murat Taylan. Şöyle bir yığın savcılık belgesi mi getireceğiz işe girerken? Bu görümcemin sabıka kaydı, temiz kağıdı. Gelinin kocasının kız kardeşi. Kız kardeşi. Sonra bu teyzemin temiz kağıdı, bu kayınbiraderimin temiz kağıdı, bu... dayımın, yengesinin, oğlunun temiz kağıdı diye. Bütün sülalesinin temiz kağıdını mı getirecek? Terörist bulamamışlar hocam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bir çalışanın görümcesi. Peki bunu soruşturan kim? Onu da hatırlatın. Müfettiş İçişleri kim? Bakanlığı. Müfettiş kim? Müfettiş. İçişleri Bakanlığı. AKP'li. AKP'nin şey, evet. adayı. Adayı. Bir şey hatırlatıyorum hocam. Bakan Bekir Pakdemirli kim? Kim? Bekir Pakdemirli, Tarım ve Köy İşleri Bakanı. Peki, bunun kardeşi, abisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörüyken nereden tutuklandı hocam? Nereden tutuklandı? FETÖ'den. O ne? Terör örgütü. Bak. Ama bakan, AKP'de olunca bir şey yok. Bir de öyle bir büyükelçi var galiba. Hayır, tabii. Şaban Dişli. Ya bir büyükelçi. Şaban Dişli kim hocam? Vallahi bir büyükelçi herhalde. AKP Genel Başkan Yardımcısı değil mi? Şimdi bir yer nerede? Bir büyükelçi. Önemli bir yerde. Önemli bir yerde. Avrupa'da büyükelçi. Peki Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli kim? Şu anda hapiste darbe yapmaktan. Tüm general. Darbeci ya. Ya Bakanlar Kurulu'nda terörist kardeşi, kardeşi terörizmden yargılanan birisini bakan yapacaksınız. Bakanlar Kurulu'nda bulunacak, kabinede bulunacak. Kardeşi darbecilikten tutuklu olmuş, müebbete mahkum olmuş bir kişiyi büyükelçi yapacaksınız. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birinin görümcesi terör örgütü davasından yargılanıyor diye suçlayacaksınız. Şaka gibisiniz ya. Hadi oradan.